Safiye Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Limonlu çatlak kurabiye yaptım bugün. Meyveli tatları özellikle limon sevenler için çok güzel bir kurabiye oldu ve üstelik içinde katı yağ yok. Çok pratik ve aynı zamanda lezzetli. Şimdi yapımına geçelim. Bu şekilde iki tane kalın kabuklu limonun kabuklarını çok iyi bir şekilde yıkadım. Ve onları rendenince tarafıyla rendeledim. Karıştırma kabına limon kabuklarını alıyorum önce ve 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum üzerine. Parmak uçlarımla limon kabuklarını şekerle ovuyorum. Bu işlemin için yapıyorum. Limon kabuğunun içindeki aromatik yağların çıkması için yapıyorum. Bu şekilde yaptığınızda mis kokulu çıkacak ve böyle hafif yağlı yağlı olacak elleriniz. 2 tane yumurtayı ekliyorum ve 1 çay bardağı pudra şekerini ekliyorum. Katı yağ yok, sadece sıvı yağ var. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve çırpıcıyla karıştırıyorum. Yarım limonun suyunu sıktım, yanıma aldım. Evet, limonun şimdi suyunu ekliyorum. Yanımda 3 su bardağı un var. Hepsini kullanmayacağım ama 2,5 su bardağı kadar yeterli oluyor. 2,5 yazacağım bilgi kutusuna. Kaşık kaşık şimdi unumu ekliyorum. Unun üzerine kabartma tozunu ilave edeceğim. Ele yapışkan bir kurabiye olacak. Tıpkı kakaolu çatlak kurabiyede olduğu gibi. Kıvamını şimdi size son kez göstereceğim. Dilerseniz kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Ben bir kere elimle başlamış oldum, o yüzden kaşığı kullanmadım. Ben burada bir hafif bir renginin birazcık daha koyu olmasını istediğim için şöyle çay kaşığının ucuyla zerdeçal ekledim ama eklemeseniz de olur. Hamurum bu şekilde. Şimdi ben bunu yarım saat buzdolabına kaldırıyorum soğuması için, üzerine kapatıyorum. Yarım saatin sonunda fırınımı 180 dereceye ayarladım ve yanıma bir kapta pudra şekeri aldım. Hamurdan bu şekilde ceviz büyüklüğü parçalar koparıp pudra şekerinin içine atıyorum. Her yerini pudra şekerine bulayarak tepsiye diziyorum. Bu şekilde bolca bulamanız gerekiyor. Bazen çatlak kurabiye yaparken sorun yaşayabiliyorsunuz ama bol bir şekilde pudra şekerini bulamanız gerekiyor. Püf noktalarından bir tanesi bu. Gerekirse üstüne de şöyle bir fiske pudra şekeri koyabilirsiniz. Tüm kurabiyeleri aynı şekilde yapıp tepsime doldurdum. Isınmış olan fırınıma 180 derecede 12-13 dakika kadar pişmesi için gönderiyorum. Kurabiyelerim pişti, fırından çıktı ve biraz soğudular. Bakın çok da güzel oldular. Birazcık daha fazla çatlamalarını isterdim ama bu şekilde de gayet lezzetli ve çok güzel oldular. Tadını özellikle çok çok beğeniyoruz biz. Limon sevenler mutlaka bu tarifi denemeli. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup videomu beğendiyseniz ufak bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.